Sayın ve değerli Layu TV izleyicilerimiz, bir süredir devam etmekte olduğumuz Duayen Şefler Layu'de isimli projemiz kapsamında bir yıldır aramızda olan ve 4. ve 3. sınıf öğrencilerimize geçtiğimiz yıl güz, bu dönem bahar olmak üzere 15'er gün süreyle üniversitemize gelip giden değerli bir konuğumuzu bugün Layu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Sayın Eyüp Kemal Şef'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim. Bize şeref verdiniz. Bugünkü yoğun ders programımızın sonunda bu programı beraber sizlerle bir söyleşi şeklinde devam ettirmek için size yardımcı olacağım. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Bendeniz Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Uzman Öğretim Görevlisi Nazım Mebuldanlıoğlu, Sayın Eyüp Kemal Sevinç konuğumuza bu söyleşide yardımcı olacağım. Bununla ilgili olarak, öncelikli olarak size, izleyicimizi sizin tanıyabilmelerine olanak vermek üzere kısaca özgeçmişiniz ve bugünlere gelişiniz hakkında kısa bir açılım yaparsanız memnun olacağım. Tabii hocam. Ben 28 Mayıs İstanbul doğumluyum. 1976. Baba mesleği aşçılığı yapıyorum. Benim babam aşçı. Dedem de aşçı. Dedemin babası da. Bizde aile geleneği olan bir meslek, aşçılık. Eğitimimi aldıktan sonra, normal eğitimimi aldım, mesleki eğitim almadım bu anlamda. Tabii ki aile geleneğimiz olduğu için aşçılığımız, bu mesleği seçtim. Ama onunla birlikte tabii turizmin farklı bölümlerinde de, bu işin farklı bölümlerinde de çalıştım. Bir dönem barda çalıştım, bir dönem serviste çalıştım. Daha sonrasında mutfağın bana uygun bir yer olduğunu düşünerekten mutfakta devam etme kararı aldım hocam. Ve yaklaşık 25 yılım oldu meslekte. 20 yıl bu işi yaptıktan sonra hocam çeşitli uluslararası zincir otellerde ve restoranlarda çalıştım. Buralarda görevlerimi yerine getirdikten sonra baş aşçılığa kadar, egzekutif şefliğe kadar terfi ettim. Son ilk çalışmış olduğum iki işletmede de, uluslararası iki işletmede de egzekutif şef olarak çalıştım. 20. yıldan sonra da kendi işimi kurmaya karar verdim. Son 5 yıldır da, 6 yıldır da eğitim, danışmanlık ve yayıncılık olarak kendi işimi kurdum ve şu anda kendi işletmemi yürütüyorum. Aynı zamanda da sizin de söylediğiniz gibi Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 15 günde bir eğitim vermeye geliyorum. Burada eğitimlerimi veriyorum. Avrupa mutfağı ve Asya mutfağı üzerine veriyorum şu anda. Ama geçmiş dönemde Asya mutfağı ve Akdeniz mutfağı üzerine eğitimlerimi verdim. Yine aynı zamanda Türk mutfağı üzerine eğitim verdim. Bu meslekteki kariyerimi yaparken de çeşitli çalışmalarım oldu hocam. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Aşçılar Milli Takımı içerisinde yarışmaktı. 1995 yılında Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir aşçılık yarışmasında birinci oldum hocam ben. Ve onunla birlikte de milli takıma seçildim. Çok İlk güzel. İlk kez 1996 yılında milli takım kuruldu. Türkiye Aşçılar Milli Takımı kuruldu. İlk 3 üyesinden bir tanesi de benim. İlk katılmış olduğumuz yemek yarışmasında da hocam, Londra'da Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nda Türkiye'deki uluslararası aşçılık yarışmalarında ilk altın madalyayı kazandım. Hamur işi dalında ve yine o yıl Londra'daki düzenlenen o yarışmada en başarılı genç aşçı seçildim. Bravo. Ve bu da güzel bir misyon ve vizyonumu büyütme şansı verdi bana. Ardından tabii 1996 yılından başlamak kaydıyla hocam 2001 yılına kadar takımın kaptanlığını yaptım. Ardından 2001'den 2007 yılına kadar da takımın bölüm başkanlığını yürüttüm. Ve o dönem içerisinde biz 3 kişiyle başladık milli takımı.
Ben en son 2007'de benden sonraki gelen arkadaşlara devrettim. Tabii kendi işlerimin de yoğunlaşmasıyla Şüphesiz. birlikte. Milli takımı biz 3 kişi başlamıştık. Ama o dönem 45 kişiye kadar yükseltmiştik. Şimdi hala aşçılık milli takımımız devam ediyor. Yine buraya geçenlerde gelen Erdem Dırbalı hocamız şu anda takımın kaptanlığını yürütüyor. O devam ettiriyor. Tabii bu iş bizim mesleğimizde önemli bir yeri var yemek yarışmalarının. Şundan dolayı önemli bir yeri var hocam. Yemek yarışmalarına hazırlık aşamasında kendimizi çok geliştiriyoruz. Çünkü bir araştırma dönemi oluyor. Ve bununla birlikte de benim kariyerimde çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim bu yemek yarışmalarının. 2009 yılına kadar 2007 yılında ben devrettim. 2009 yılına kadar da yine kendim bir uluslararası işletmede çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. Şimdi İstanbul Kadıköy'de EKS Mutfak Akademisi adında bir eğitim kurumu var. Aynı zamanda da kendimiz yayın organımız da var. Kendimiz yayıncılık da yapıyoruz. Yerel bir dergimiz var Türkiye genelinde. Hatta son zamanlarda Kıbrıs'a da gelmeye başladı. Kıbrıs'ta da dağıtımı yapılıyor. Gourmet Styling adında bir Evet. yemek dergimiz Evet, var hocam. Kıbrıs'ta bulunabiliyor artık. Evet, artık bulunabiliyor Kıbrıs'ta da. Aynı zamanda da hocam güzel bir kitap yaptık. Yine bizim yayın evimizden çıktı. Bunu da size getirdim hocam. Sağ olun. Şeflerin Mutfağı diye. Bu değişik bir konsept. Araya giriyorum. Bunda çok değişik bir çalışma yaptınız. Biraz kısaca bilgi verirseniz bize Anlatayım konseptinde. hocam hemen. Hocam ben bu kariyerimi yaparken şunu atladım söylemeyi. Son 10 yıldır da yemek programı yapıyorum. Türkiye'de ulusal kanallarda, çeşitli ulusal kanallarda yemek programları yaptım. Şu anda da Türk Max Gurme kanalında EKS 101 diye bir programım var. Orada ben kendim pişiriyorum. Kendim teknik eğitim de veriyorum. Aynı zamanda programda aynı zamanda tariflerimi paylaşıyorum. Bununla birlikte de 24 TV'de Şeflerin Mutfağı diye bir program yapıyorum. Oradaki programdaki konsept de hocam, ben şef arkadaşlarımı ziyaret ediyorum onların Çok güzel. mutfaklarında. Onların yaptıklarını yiyorum bu sefer. Öbür kanalda kendi yapıyorum, kendim yapıyorum. Öbür tarafta da şeflerin mutfağında da şef arkadaşlarımı geziyorum. Biz bunu geçen sene yapmaya başladık. Bir sezon yaptıktan sonra hocam dedik ki neden kitap haline getirmeyelim? Bunu da kitap haline getirdik. Böyle şef arkadaşlarım var bu şeyde Çok güzel. kitabın içerisinde. Onların tarifleri de var. Hem programdan görüntüler var hocam. Aynı zamanda da şöyle göstereyim. Hem tarifler var hem de o programdan güzel görüntüler var hocam. Ben kitabı biraz Şöyle bakabilme imkanı size buldum. takdim edeyim Sağ hocam. olun. 30 şefiniz var galiba burada. Evet Ve hocam. ikişer adet reçete ve menüleriyle ilgili bir açılım yapılmış. Evet Çok hocam. değişik. Şef arkadaşlarımın programda yapmış oldukları yemekleri kitabın içerisine de koyduk ve tariflerini de paylaştık. Tabii ki onlardan izin de aldık bunu yapmak Çok için. güzel. Güzel bir kitap oldu. Hem onlar için de bir hatıra oldu bu. Hem benim için de güzel bir prestij çalışması oldu. Ben tabii bu tarz yayınlara tamamen prestij amacıyla bakıyorum hocam. Şüphesiz, Ticari bir şüphesiz. yaklaşımı düşünemiyoruz. Çünkü bu tarz şeyler özel şeyler hocam. Doğrudur. O açıdan ben hem hatıra olması için programa katılan şef arkadaşlarıma hem de kendim için böyle güzel bir çalışma yapmış oldum. Çok Dostlarımızla da sağ arkadaşlarımızla da olun. paylaşıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Devam edelim sorularımıza. Şimdi tabiatıyla bildiğimiz kadarıyla her şefin kendisine ait uyguladığı konseptleri, çeşitleri ve kendi elin emeğinden çıkan ürünleri var. Acaba Eyüp Kemal Sevinç Şef daha çok konsept olarak, yemek konsepti olarak hangi türde, hangi dallarda bir çalışma içinde? Hocam ben mesleğe başladığımda şunu gördüm. Türk mutfağı çok önemli ama uluslararası mutfaklar çok daha önemli. Neden? Daha çok biz çünkü uluslararası zincir otellerde çalıştığımız için ilk mesleğe başladığımda böyle bir trend vardı. Fransız mutfağı çok önemliydi, İtalyan mutfağı çok önemliydi, Fransız mutfağı çok önemliydi. Yabancı şeflerin olması çok önemli bir prestijdi işletmeler için ve aynı zamanda yabancı şeflerle çalışmak da büyük bir prestijdi. Ben yabancı şeflerle çalışmaya başladım.
Şunu gördüm, dedim ki ya yabancı dil çok önemli. Ben dedim yabancı dil öğrenmem lazım. Hemen yabancı dilimi geliştirdim. Biraz İngilizcemi geliştirdim, iyi bir seviyeye getirdim. Sonra Almanca eğitim almaya başladım. Tabii burada bunu gördükten sonra belli bir süre zaman içerisinde şunu fark ettim hocam. Bizim kendi mutfağımız bizim için çok daha önemli. Tabii ki mesleğe başladığımda yabancı mutfaklara bir isteğim vardı. Onları da öğrendim. Ama sonradan fark ettim ki belli birkaç sene geçtikten sonra bizim mutfağımız çok daha zengin ve bunu çok daha iyi fark edebilirsek, anlatabilirsek birçok mutfaktan çok daha önemli. Yerel lezzetlerimiz, yani Anadolu mutfağı, Evet. yine saray mutfağı, aynı zamanda Türkiye'deki bölgesel yemeklerle birlikte bölgesel ürünler de var hocam. Bunları da iyi değerlendirmek lazım derken ben şunu fark ettim hocam. Dedim ki ben bir Türk şef olarak kendi mutfağımı çok iyi bilip, kendi mutfağımın ürünlerini çok iyi kullanıp çok güzel lezzetler çıkartabilirim. Daha sonra tabii bunda şu da etkili oldu. Alman bir şefle çalıştım. Maximilian Thome. Hala Türkiye'de kendisi. Çeşitli kurumlarda görev yaptı senelerdir. Yaklaşık 20 senedir Türkiye'de. Bizim gibi Türk oldu diyebilirim onun içinde. Evet. Onun bir bakış açısı vardı ürünle. Yaratıcı olmak mutfakta. Mutfakta tabii ki klasik reçeteler var. Klasik gastronomi var. Bunun bazını da zaten Fransız gastronomisi oluşturuyor. Bununla birlikte tabii ki bir de Türk mutfağı var. Türk mutfağının bazı var. Ama biz ne yaptık? 1995 yılında başladık hocam biz bunu oluşturmaya, geliştirmeye. Kendi ürünlerimizle yeni reçeteler geliştirerek Türk mutfağını zenginleştirmek. Tabii ki bir klasik mutfağımız var, oluşmuş zamanla birlikte. Ama bu hep böyle kalacak diye bir kaydı yok hocam. Dedik ki biz bunu geliştirelim, yeni lezzetler çıkartalım ortaya ve bu çıkartmış olduğumuz lezzetlerle de mutfağımız da zenginleşsin, kültürümüz de zenginleşsin ve ekonomi de gelişsin. Şimdi bugün baktığımızda hocam bir Fransız şef dünyanın neresine giderse gitsin Fransız ürünlerini kullanıyor. Biz de Türk şefleri olarak nereye gidersek gidelim kendi ülkemizin dışında çıktığımızda da kendi ülkemizin ürünlerini tercih etmeliyiz. Hatta zorundayız yani. Ki bu da bizim ekonomimize büyük bir katkı sağlasın. Aynı zamanda da mutfağımız gelişsin. İnanın hocam ben ne zaman bunu yapmaya başladım? Yurt dışına gittiğimde, farklı ülkelere gittiğimde, sunumlar yaptığımda çok daha fazla ilgi çekti ve çok daha fazla değer gördüm. Ve bunu sürdürmeye devam ediyorum hala da. Özellikle yerel ürünleri ve yerel reçeteleri kullanıyorum. Yerel reçeteleri orijinal haliyle kullanıyorum ama yerel ürünleri de yine kendi geliştirdiğim tariflerimde yer veriyorum. Özellikle şu son 1-2 senedir de çok dikkat edilmeye başlandı. Tescillendirme ve Evet. Coğrafi işaretleme. Bugün baktığımızda bundan 20 sene önce biz beyaz peynir diyorduk hep. Ve bundan dolayı da uluslararası arenada pazarda yer alamadı bizim beyaz peynirimiz. Ama bugün Amerika'ya gittiğinizde, büyük marketlere gittiğinizde orada Yunanistan'ın peynirine de baktığımızda, Bulgaristan'ın peynirine de baktığımızda kendi isimleriyle yer alıyor. Yani bölgesel isimleriyle yer alıyor. Bugün Hollanda'nın en önemli peynirleri Edam olsun, Gouda olsun. Bunlar yetiştirildikleri bölgelerin isimleri. Peynirlere verilen ismi. Bunlar dünyanın dört bir tarafına yayılmış. İşte Bulgaristan baktığımızda Kaşkaval diye Evet. bütün dünyaya yayılmış ve marketlerde o şekilde satılıyor. Ama bugün orada bir beyaz peynir diye satamayız ki biz Türk ürününü, Türk peynirini. Bundan dolayı biz açılamadık yurt dışına bu tarz ürünlerimizle. Aslında mutfağı bu şekilde geniş düşündüğünüzde ürünler çok daha önemli. Tabii ki mutfak kültürü önemli ama mutfak kültürü bir bütün bu ürünlerle beraber. Biz eğer Ezine demiş olsaydık çok daha önceden ve bu şekilde markalaşmasını sağlayıp Ezine peynirin belki de bugün Amerika'daki büyük marketlere girdiğinizde, Walmart'a gittiğinizde Ezine cheese diye görüp onu Türk peynir olduğunu herkes anlayabilecekti. Bunların tabii önemini, kıymetini yeni yeni fark etmeye başladık ve bundan dolayı da mutfak kültürümüzü yurt dışında çok iyi bir şekilde kabul ettiremedik. Döner, şiş kebap ve baklavayla kaldık. Hatta baklavayı da biliyorsunuz bundan 7-8 sene önce Rumlar
tescil ettirdiler. Evet, ve evet. Biz de bir anda kıyameti kopardık. Niye baklavayı Rumlar tescil ettirdi de bizim baklavamız bu diye. Ama halbuki Orta Doğu'ya indiğimizde baktığımızda baklava zaten vardı. Evet. Ama biz onu daha sonradan Gaziantep baklavası diye tescil ettirdik. Bu şekilde sahip çıkmaya çalıştık. Yani bunlar önemli şeyler hocam. Mutfak kültürümüzle beraber ben kendim artık bu şekilde hep kendime bir misyon koydum. Kendi geliştirmiş olduğum reçetelerimi, tariflerimi de bu ürünlerle birlikte geliştiriyorum. Çok güzel. İsmini, bölgesini adlandırarak tarifimi de yazarken eğer bulgur kullanıyorsam hangi bölgenin bulgurunu kullandığımı da yazıyorum. Çok güzel. Yani Kıbrıs'la ilgili örnek vermek gerekirse hocam, tariflerimde eğer patatesi, Kıbrıs patatesi olarak gerçekten olmasını istiyorsam, çünkü o tarifte şimdi patates deyip geçmemek lazım hocam. O kadar önemli bir tadı ve lezzeti var ki, önemli bir garnitür olarak da kullanabiliyorsunuz patatesi. Bir yemek olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer bir yapmış olduğum tarifte patates, Kıbrıs patatesi kullanıyorsam, Kıbrıs 2 adet Kıbrıs patatesi diye yazıyorum. Çok güzel. Tabii. Nasıl hellimi biz zamanında kabul ettirmişsek, Kıbrıs'tan hellim zamanında kabul ettirildiyse, hellim cheese olarak dünyanın neresine giderseniz hellim cheese olarak geçiyor. Doğrudur. Beyaz sert peynir olarak geçmiyor. Bu çok büyük bir başarı. Aynı zamanda buranın patatesinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum ve tariflerimde de bulgur kullanıyorsam siyez bulguru kullanacaksam siyez bulguru diyorum. Antep bulguruysa Antep bulguru diyorum. Aynı şekilde hocam peynir ve diğer ürünlerde de reçetelerimi yazdığımda bölgesinin ismini yazıyorum muhakkak. Çok güzel. Demek ki özellikle yani ürünlerin çıktığı menşei, marka, bölgesi konum önemli. Çok önemli hocam. Belki marka çok önemli değil ama bölge çok önemli. Bölgeyi yazdığımız zaman hem o bölgenin ismini anılmasını sağlıyoruz. Çünkü peynir dediğimiz zaman peynir tamam ama peynirin o kadar çok çeşidi var ki ve bölgesine göre de değişiyor. Bugün Karadeniz'deki sütle, inek sütü veya keçi sütü fark etmez, Trakya'daki aynı değil hocam özellikleri. Aynı şekilde burası için de geçerli o. Buradaki süt yağ oranı ve tat oranı belki Güneydoğu Anadolu'daki ile aynı değil. Evet. Bundan dolayı da o bölgeye göre yapılan üretim de fark ediyor hocam. Lezzet de değişebiliyor, kıvam da değişebiliyor. Aynı patates de olduğu gibi sürekli bir örneği veriyorum ama ben gerçekten de Kıbrıs'ın patatesine bayılıyorum. Hem tadına hem görüntüsüne. Her geldiğinizde de yiyorsunuz. Evet hocam ben çok seviyorum yani şeyini, Kıbrıs'ın patatesini. Çok güzel. Şimdi bir senedir bizimle berabersiniz. Üçüncü ve dördüncü sınıflarımıza dersler veriyorsunuz. Tabii aşağı yukarı 3,5 yıl kadar önce yapılan bir gastronomi mutfağımız var. LAÜ yönetimi ileriye dönük yıllarda çok da doğru bir kararla özellikle Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi bölümünde bir iddialı marka olmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ediyorlar, yapacaklarını ifade ediyorlar. Bu noktada bir yıldır aramızda olmanız dolayısıyla iki aşamalı soracağım sorumu. Öğrencilerimizin yani 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin konuya olan ilgileri, durumları, geçmişleri. Bir de devamlı uygulamalı eğitim yaptığınız gastronomi mutfağımızın bugünkü yeterlilik durumu ile ilgili kısaca bize açılım yaparsanız memnun olacağım. Hocam gastronomi bütün dünya genelinde ciddi bir trend oldu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Biz bu trende biraz daha geriden takip ediyoruz bölge olarak ve ülke olarak. Bunu Türkiye'de dahil olarak. Tabii hocam. Evet. Türkiye'de dahil. Bugün Amerika'ya baktığımızda veya Avrupa'ya baktığımızda aşçılık okullarının geçmişi gerçekten 1900'lü yılların başları. Bizde 1980'den sonra başladı bu. Yine bununla beraber de yiyecek içecek trendleri de tabii burası sosyoekonomik durumla da ilişkili. İnsanların dışarıda yeme içme alışkanlıklarının artması veya oraya ayırdıkları bütçenin artmasıyla birlikte bu trendin gelişmesi de birbirine paralel. Evet. Şimdi Türkiye'deki turizmin de son yıllarda gelişmiş olmasıyla birlikte
Bu mesleğe bakış açısı da arttı ve aşçılık mesleği Amerika'da ve Avrupa'daki popülerliğini Türkiye'de de yakalamaya başladı. Aşçılık mesleği önemli meslekler haline geldi. Hatırlıyorum hocam, ben mesleğe ilk başladığım yıllarda sadece Mengen'deki okul vardı. O da açılmak üzereydi, henüz daha açılmamıştı. Evet. Allah rahmet eylesin, Aydın ustamız vardı bizim duayenlerimizden. Türkiye'de bu işe mesleği alaylı olarak başlamış. Daha sonra Fransa'da çalışmaya gitmiş ama orada eğitimini almış. Sonra tekrar Türkiye'ye geldiğinde de ilk sivil toplum örgütünü kurmuş. Mengen Aşçılar Derneği'ni kurmuştu ve Mengen Aşçılık Okulu'nda kurulmasına da büyük katkı sağlamıştı. Biz ondan dinlerdik hep. Oğlum, biz bu mesleği yapmaya başladığımızda aşçıya kız vermezlerdi. Evet. Derdi bize. Hep siz şanslısınız. Yeni nesil. Biz de sizin daha iyi bu işi yapabilmeniz için çeşitli çalışmalar yapıyoruz diye. Biz de hep onu örnek alır, takdir eder, takip ederdik. Tabii onun sözünü hiç unutmuyorum ben. Yani aşçıya kız verilmezmiş hocam. Yani o kadar böyle farklı bir meslek olarak bakıyorlarmış. Yani pek iyi bir meslek olarak görünmüyormuş. Ama şimdi gelelim bugünümüze. Günümüzde tabii aşçılık mesleği bugün şeye baktığımızda, Fransa'ya baktığımızda Auguste Escoffer bu işin reformlarını yaptıktan sonra Fransız hükümeti tarafından en büyük nişanla ödüllendirilmiş. Ve aynı zamanda Paris'teki önemli caddelerden bir tanesinin ismi de onun ismiyle anılıyor hala günümüzde. Tabii bizde öyle bir bakış açısı henüz yok Türkiye'de ama yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz hocam. Ben onu görüyorum, yani bizim ülkemizdeki mutfak kültürüne bakış açısı önemi de onu gösterecek. Çok geriye gittiğimizde hocam, saray mutfağında şöyle söyleyeyim size, neredeyse çeşneci başı, yani mutfaktaki en önemli kişi sadrazamdan sonra geliyor. Yani üçüncü kişi falan, yani büyük sarayda neredeyse üçüncü kişi konumunda. Bugünkü günümüze baktığımızda çok fazla önemli görülmese de ama eskiye göre daha iyi mesleğe, aşçılık mesleğine bakış açısı. Yani biz bu trendi biraz daha yukarıya doğru götürmeye çalışıyoruz. Batıdaki trend şuradaysa hocam, biz daha buralardayız. Evet. Yani gidecek daha çok yolumuz yakalamamız var. Yakalamamız için tabiatıyla daha fazla gayret tabii göstermek zorunda. Tabii ki. Şimdi zorunda. Talep var hocam. Evet. Ciddi bir talep var. Neredeyse 50 milyona yakın turist geliyor. 5 yıldızlı otellerimiz, 5 yıldızlı restoranlarımız. Bunlar sürekli talep var. Sürekli gelişiyor. Ama bu gelişimde eğitim biraz geride kaldı hocam. Genel olarak baktığımızda. Yani bugünkü bizim eğitim veren işletme sayımız, üniversiteler, özel okullar, devlet okulları, bunların hepsini bir ara kattığımızda belki bundan 10 sene önce bu yatırımlar yapılmış olsaydı şu andaki hizmetimiz çok daha iyi olacaktı. Sözü buradan alarak Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi bölümüne getirdiğimizde demek ki daha fazla, daha çok gidecek yolumuz ve yapmamız gerekenler var. Kesinlikle hocam. Hatta yani geç kalınmış. Bu bölümün açılması geç kalınmış. Evet. Şöyle söyleyeyim hocam size, şu andaki buradaki verilen eğitimin belki 10 sene önce başlamış olsaydı şu anda çok daha farklı yerlerde olabilirdi. Şunu örnek vermek istiyorum hocam, bulunduğu konumla ve vermiş olduğu eğitim kalitesiyle birlikte şimdi bugün Amerika'ya baktığımızda Johnson & Wales var. Evet. Ve orada şu anda gastronomi bölümünde eğitim gören öğrenci sayısı 1200'den fazla. Şimdi bizim tarafa, buraya baktığımızda, üniversiteye baktığımızda biz neredeyse onda biri falan durumundayız. Yani gidilecek çok yol var. Çok büyük de potansiyel var. Çünkü hem Akdeniz hem Orta Doğu'ya hitap edebilecek bir noktada üniversite. Buradaki altyapının geliştirilmesiyle birlikte çok daha iyi eğitimlerin verilmesi ve çok daha fazla kişiye hitap edilmesi durumu var. Bundan dolayı gastronomideki de trendi de yakalayıp gerekli yatırımların da yapılmasıyla birlikte bölgede, yani Akdeniz ve Orta Doğu'ya hitap edebilecek ciddi kaliteli bir gastronomik marka yaratmış olur eğitimde. İddialı bir konuma gelebilme imkanımız her zaman kesinlikle gözüküyor. Hocam. Çünkü öyle bir potansiyel var. Var. Evet. Bu noktada izleyicilerimizle şunu da paylaşmanızı belki uygun görüyorum. Ağırlıklı olarak Kıbrıs Üniversitelerinde
gastronomi bölümlerinde Kıbrıs'tan yerli, Kıbrıslı öğrencilerimiz çok az sayıda. Evet hocam. Bu noktada bizi bu programda izleyen izleyicilere ailelerin özellikle lise mezunu oğullarını, kızlarını bu mesleğe özendirmek amacıyla yapmaları gereken görüş ve önerileriniz var mı? Yani biraz ailelerin de herhalde katkı vermesini düşünüyorum ben kendi adıma bu noktada. Çok az Kıbrıslı öğrencimiz var. Evet. Mesleğin önü açık. Birçok şef bu noktada hemfikir 10-15-20 sene. Evet. Bu konuda nedir görüşleriniz, önerileriniz? Hocam şimdi nasıl paylaşırsınız bizle? İyi bir şef olduğunuz zaman dünyanın her yerinde başbakan, cumhurbaşkanı gibi karşılanıp onlar gibi şey görebiliyorsunuz, hürmet görebiliyorsunuz. Evet. Bugün Türkiye'den iyi şefler çıkıyor. Aynı batıdaki şefler gibi, bugün işte Jamie Oliver gibi, Gordon Ramsay gibi, bunlar gerçekten çok iyi markalar. Türkiye'de de şimdi marka şefler ortaya çıkmaya başladı. Neden Kıbrıs'tan olmasın, marka şefler çıkmasın? Ben bugün İngiltere'ye gittiğimde, Londra'ya gittiğimde çok iyi Kıbrıslı işletmeciler var. Hem otel hem restoran işletmecileri. Bu işi de çok da güzel yapıyorlar orada. Arkadaşlarım da var içlerinde. Neden dünya çapında isim yapmış bir Kıbrıslı şef olmasın? Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Hiç önemli değil. Bu çok önemli hocam. Çok iyi bir nokta söylediğiniz. Kıbrıslı'nın da bu şeye ilgi göstermesi lazım. Burada eğitimini aldıktan sonra dünyanın dört bir tarafında çok rahat iş bulabilir, kariyer yapabilir ve çok iyi yerlere gelir. Hatta daha sonra Kıbrıs'ta çok güzel bir dünya çapında bir restoran bile açabilir. Bugün baktığımızda küçücük ülkelerde 3 Michelin yıldızlı restoranlar açılıyor hocam. Ve dünyanın dört bir tarafından insanlar oraya gitmek için rezervasyon yaptırıyorlar. Evet. İleride bu neden Kıbrıs'ta olmasın? Kıbrıs'ın yemek kalitesiyle ilgili de hemen şöyle bir dipnot geçeyim hocam. Lütfen. Güzel yerler var. Fakat bence Kıbrıs çok daha fazlasını hak ediyor hocam. Çok daha güzel yerler olabilir. Ama bunu da Kıbrıslı yapmalı bence. Kıbrıs'tan... Dışarıdan gelen değil. Tabii ki hocam. Evet. Yani Kıbrıslı şefler neden kendilerinin özel restoranlarını açmasınlar burada? Yani böyle bir imkan, potansiyel var. Çünkü Kıbrıs'ta da ciddi bir turizm var ve iyi bir kitle de var burada. Yeme içmeden anlayan, şey yapan, seven, yeme içmeyi seven bir kitle de var. Burada da çok güzel bir Kıbrıs restoranı olmalı. Yok demiyorum, var, ama Kıbrıs çok daha fazlasını hak ediyor hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biraz öğrencilerimize gelmek istiyorum. 4 yıllık bir lisans İngilizce programımız var. Bu yıl evet, başında 2 yıllık Türkçe aşçılık ön lisans programı açtık. Tabiatıyla her iki programda da öğrencilerimiz var. Kendi düşüncem uluslararası arenada başarılı olmak için tabiatıyla 4 yıllık lisans programımızı mezun olan alan öğrencilerimizin dış dünyaya açılması gerekliliği var. Bu noktada öğrencilerimizin üniversite sıralarında bu 4 yıllık eğitimlerinde ulusal ve uluslararası yarışmalara izleyici veya yarışmacı olarak katılımlarının onların ileriki profesyonel yaşamlarında büyük bir artı getireceğine inanıyorum. Bu konuda siz tabii bir duayen şef olarak bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani öğrencilerimizin, özellikle bu eğitimi alan öğrencilerimizin uluslararası veya ulusal yarışmalara evet, yarışmacı veya izleyici olarak katılmalarını şüphesiz önereceksiniz, ama nedir bu konudaki tavsiyeleriniz kendilerine? Profesyonel yaşamdaki katkısı nedir bu tip beraberliklerin ve bu tip eğitimlere ve yarışmalara katılmalarının sonucu? Hocam ben bu tarz yarışmaları bir proje olarak görüyorum. Yarışmalara hazırlanmak, yarışmaya girmek ve yarışma sonrası. Şimdi burada şey çok önemli hocam. Hazırlık aşamasında kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabii ki ödül almak çok önemli. Yarışmaya girdiğinizde, derece aldığınızda bu sizi hem motive edecektir hem de kariyerinize iyi bir ilave olacaktır CV'nize. Ama burada şu var. Ödül almasanız da önemli değil. Buradaki önemli olan şey o yarışmaya hazırlık aşamasında size olan katkısı. Bu bir hep hedeftir hocam, yarışmalar ve kendinizi sınama ve değerlendirmedir. Her yarışma değil, belli yarışmalar vardır.
Bunlar kaliteli yarışmalara katılmak lazım. Bunların çok daha katkısı olur. Hem bu söylediğim gibi o hazırlık aşamasındaki katkısı, aynı zamanda da o yarışmaya girdiğinizde orada hem jüriyle tanışıyorsunuz, yarışmaya giren diğer yarışmacılarla tanışıyorsunuz. Bu da meslek içerisinde çok iyi bir network oluşturmanıza sahip imkan veriyor. Sadece girmek değil, o yarışmalara gidip izlemek de çok önemli hocam. Vizyonunuz genişliyor, ne yapılıyor orada, dünya genelindeki yarışmaları da takip etmek lazım. Eğer gidip katılıp veya izlemeye gidemiyorsanız bile bu tarz yarışmalar artık internet ortamında da çıkan sonuçları, çıkan yemekleri, hatta bazen IPTV üzerinden canlı yayın bile yapılıyor bu tarz yarışmalarda. Fransa'da yapılan, İngiltere'de yapılan, bunlara internet üzerinden ulaşmak mümkün. Onları takip etmek, bakmak bile güzel şeyler kazandırabiliyor. Yarışmalar gastronomi dünyasına kalite katıyor. Bundan dolayı hem öğrencilerin hem de üniversite yönetiminin bu tarz gastronomik etkinlikler ve yarışmalara önem vermesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Sağ olun. Bir başka mesaj vermenin uygun olacağını düşünüyorum. Siz bizim üniversitede öğrencilerinize sık sık öğütler, nasihatler veriyorsunuz. Gastronomi eğitimi alan ve daha sonra profesyonel yaşama çıkan öğrencileri bekleyen tabii bazı zorluklar, dezavantajlar ve bazı sıkıntılar her zaman var, her meslekte olduğu gibi. Ve bu da çok özel bir meslek. Nelere hazırlıklı olmalılar profesyonel yaşamda? Nelerle karşılaşacaklar? Bunlarla ilgili kısa bir açılım rica edebilir miyiz sizden? Hocam şimdi bir defa eğitim aldıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Çıraklık dönemi başlıyor. Özellikle iyi yerlerde staj yaptıktan sonra mesleğe ilk girdiğiniz ilk 2-3 yıl çok önemli hocam. Çünkü altyapınız hala devam ediyor. Geliştirilmeye devam ediyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir çırak olmak lazım. İlk 2 yıl, 3 yıl. Çalışacakları işletmeleri iyi seçmeleri gerekiyor. Eğer mümkünse yurt dışında bu işe giriş yaparlarsa bu da onlara artı bir avantaj sağlayacaktır. Hem farklı bir yemek kültürleri yerinde görmüş olacaklar ama aynı zamanda da uluslararası bir noktada da bu işin işleyişini görmeleri için de büyük bir fırsat olacak. İlk 2-3 yıl iyi bir çıraklıktan sonra artık ustalığa doğru bir geçiş olacak. Altyapınız ne kadar iyi olursa hocam, çünkü sadece eğitimle bitmiyor ki eğitim bizim hala hayatımızda, meslek hayatımızda devam ediyor. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Evet hocam, hala çeşitli eğitimler almaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ben eğitimimi aldım, bitti. Bundan sonra girerim mutfakta çalışırım. Onunla bitmiyor hocam. Eğitim almaya devam etmeniz gerekiyor. Farklı şeflerin farklı tekniklerini öğrenmeye devam etmeniz lazım ki her zaman, her yıl yeni pişirme teknikleri geliştiriliyor. Yeni sunumlar gelişiyor. Yeni trendler belirleniyor. Bunları da takip etmek gerekiyor. Benim tavsiyem, mezun olduktan sonraki ilk 2-3 yıl çok önemli. İyi yerlerde, iyi ustaların yanında çıraklık yapacaklar. Ondan sonra ustalığa doğru adım atacaklar. Ben mezun oldum, hadi ben ustayım, gideyim şurada bir ustalık yapayım. Hadi işletmeciyi kandırdınız, usta olarak geçtiniz tezgahın başına. Ama deneyiminiz olmadığı için bir ay, iki ay, üç ay yaparsınız. Dördüncü ay sürekli sorunlar çıkmaya başlar. Çünkü iyi bir usta olmak demek sadece iyi bir yemek yapmak değil hocam. İyi bir yönetici de olmaya aday olmanız lazım. Bu işin muhasebesini, pazarlamasını ve takibini de çok iyi yapmanız gerekiyor. Şöyle bir avantajları var hocam. Buradan mezun olduktan sonra buradaki almış oldukları eğitimin onlara çok büyük katkısı olacağına inanıyorum ben. Bir defa staj yerleri de iyi yerlerde staj yapıyorlar buradaki öğrenciler. Onların da büyük avantajı var. Aynı zamanda buraya gelen şefleri tanımış olduktan sonra iş hayatlarına girdiklerinde o şeflerle birlikte çalışma şansları da var hocam. Böyle bir avantajları da var. Mezun olduktan sonra ilk 4-5 sene içerisinde kendilerine katacakları altyapıyla birlikte çok iyi usta olup arkasından da çok iyi yerlere gelme şansları var. Ki ben inanıyorum da buradan mezun olan öğrenciler
Belki 10 sene sonra dünyanın birçok noktasında karşılaşacağız onlarla. Biz de gurur duyacağız hocam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu güzel günün, yoğun günün sonunda söyleşimizi şöyle kapamayı uygun görüyorum. Bizi izleyen Layu TV izleyenlerine, tüm öğrencilerimize, hocalarımıza, ailelere, bu konuyla ilgili, gastronomiyle yakından uzaktan ilgisi olanlara ne söylemek istersiniz? Kapanışı sizin son cümlelerinizi alarak yapalım. Şöyle söyleyeyim hocam, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin gastronomiye bakış açısının değişmesi ve önem vermesiyle birlikte kendi bölümümle ilgili başladım hocam önce. Bu bölümün gelişeceğine inanıyorum ve buradan çok iyi öğrencilerin yetişip dünyanın dört bir tarafında bu üniversiteyi temsil edeceklerini düşünüyorum. Çünkü bayrağı elinize alıyorsunuz, o bayrak, belki bayraklar çoğalıyor ama o bayrak sizinle beraber gidiyor mezun olduktan sonra. Çünkü CV'nizde bu iyi bir şekilde yazması gerekiyor. Bu hem öğrenciler için önemli hem de üniversite yönetimi için önemli. Ben üniversiteyi çok seviyorum. Çok güzel bir yapılaşması var. Çok iyi hocalarımız var. Öğrencilerimiz de çok iyiler. Gerçekten de büyük bir olgunluk çerçevesi içerisinde. Hem burada eğitim veriyorum ben ama aynı zamanda araştırma geliştirme de yapıyorum öğrencilerimle beraber. Kıbrıs'ı seviyorum hocam. Gerçekten de benim için önemli bir yer. Kıbrıs'ın bu doğallığını, özellikle Lefke'nin doğallığını seviyorum hocam ben. Zaman zaman sizinle de çıkıp geziyoruz, paylaşıyoruz. Ben bu doğallığı seviyorum, bu natürelliğini seviyorum, bakirliğini seviyorum bu bölgenin. Yani ben de elimden geldiğince bilgi ve birikimimi aktarmaya çalışıyorum. İnşallah güzel projeler yapacağız hocam. Yine yeni projelerimiz de olacaktır bundan sonra da. Lavi TV'ye de ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdikleri için. Gerçekten stüdyoya bayıldım hocam. Çok sağ güzel olun, bir stüdyomuz var. Güzel bir stüdyomuz Her var. Her şey çok profesyonelce. Yıllardır ben bu sektörün içerisindeyim. Gerçekten de çok güzel bir altyapıyla kurulmuş. Böyle bir imkanın olması da çok güzel. Buradan size de çok teşekkür ederim hocam. Böyle bir şeye aracılık yaptığınız için, beni Lefke Avrupa Üniversitesi ile tanıştırdığınız için ve bu programı sunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz teşekkür ediyoruz. Rektörlüğümüz, yüksek okulumuz ve tüm Layu camiası adına konuğumuz oldunuz. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz duayen eğitmen şefimiz Eyüp Kemal Sevinç idi. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.